Show Haber'de bugüne kadar türlü türlü hırsızlık çeşitlerini ekranlarınıza getirdik ama böylesi görülmedi. Çünkü genç kadın kuaförden saç çaldı. Bak burada da uzatıyorum saçlarımı. Ben de istiyorum. Instagram'da, Facebook'ta hava atacak benim saçlarımla. İşte saçlarım uzun diye. Beğeni kazanacak diye. Ama hırsızlıkla bunlar olmaz. Kısa saçlarını uzun göstermek için kaynak yaptırdı. O anlarda poz bile verdi. İstediği saçlara kavuşmasının ardından da parasını ödemeden sırra kadem bastı. Saçı falan seçtik. İşte fiyatı söyledim. 800 lira dedim. Tamam dedi. İşte telefonla konuşacağım diye dışarı çıkmış. Baktım dışarıda yok. Kaşla göz arasında gitti. 800 liralık bir maliyet var. Bir de el emeği var. İddiaya göre hırsız müşteri saçına kaynak yaptırmak için bu kuaför dükkanına geldi ve bu reyondan kendisine bir saç beğendi. Ardından bu koltuğa oturdu ve yaklaşık 3 saat süren bir işlemin ardından saçına kaynak yaptırdı. Buradan saç seçtik beraber. Burada arkadaşlarımız 3 saat, 4 saat işlem yaptı. 3 arkadaş birden çalıştı. Kaynak işlemi bitmek üzereydi. Artık son rötuşlar kalmıştı. İddiaya göre müşteri kılığındaki hırsız telefonla konuşma bahanesiyle bu kapıdan çıktı ve 800 liralık saçla buradan uzaklaştı. Arka taraflara falan baktım. Ben önce hiç dedim hani lavaboya falan girmiştir. O da yok. Genç kadının dükkana girerken bile niyetinin kötü olduğunu talihsiz kuaför sonradan anladı. Çünkü pazarlık bile yapmamıştı. Tavrı nasıldı? Çok rahat. Her şey çok güzel. Müşteri normal müşteri. Kesinlikle böyle hissetmedik. Hani parada da pazarlık falan da yapmadı. Hani ufak da olsa bayanlar pazarlık yapar. Güzel olacağım diye, millete hava atacağım diye hırsızlık yapmasın. Tabii ki paramı getirsin. Giden saç, onca emek ve 800 liralık zararın ardından talihsiz kuaför yine de içinde bir umut taşıyor. Eğer bunu izliyorsan gerçekten benim emeğime, arkadaşlarım emeğine çok yazık. Lütfen paramızı geri getir. Hakkımı da bir gram helal etmiyorum.